Polinomlarda bilinmesi gereken işlemsel özellikler. Bu videomuzda polinomların daha öncesinde belirttiğimiz fonksiyon olma özelliğinden kaynaklanan işlemsel özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdi bir polinom ele alalım. Basit hesaplamaların polinomda nasıl yapıldığını konuşmak adına bu videoyu yapıyorum. Fonksiyonlardan çok net bir şekilde bildiğimiz hesaplama işlemlerini polinomlarda da bir üstünden geçmekte fayda var. Bir px polinomu ele alalım. X kare eksi 3 x artı 5. Bu polinomun derecesi 2'dir. X'in en büyük üssü 2 olduğundan dolayı. Baş katsayısı x kare dereceyi belirlediği için bunun katsayısı olan 1'dir. Sabit terimi burada x'siz olan terim 5'tir. Bunları daha öncesinde konuşmuştuk. Bu videomuzun konusu o değil, basit hesaplamalar. A şıkkında diyelim ki bu Px polinomu için P1 kaçtır? B şıkkında diyelim ki P eksi 2 kaçtır? C şıkkında diyelim ki P 1 bölü 3 kaçtır? D şıkkında da diyelim ki P x artı 1 nedir? E şıkkında da P x kare nedir? Daha bir tane daha devam edip bu işlemleri yapmaya başlayalım. F şıkkında da P 3x nedir diyelim. Şimdi burada polinomların birer fonksiyon olduğunu belirttiğimizden dolayı P1'i hesaplamak için gidip x yerine 1 koyarız. P1 eşittir. X yerine 1 koyarsak 1'in karesi 1 eder. Eksi 3 çarpı 1'den eksi 3 eder. Artı 5'ten. Buradan da işlemleri yaptığımızda P1 eşittir. 3 çıkar. P eksi 2'ye geldiğimizde x yerine bu sefer eksi 2 koyuyoruz. Eksi 2'nin karesini alırsak 4 eder. Eksi 3 çarpı eksi 2'den artı 6 eder. Artı 5. Buradan da p eksi 2'nin 15 olduğunu buluruz. Buraya geldiğimizde p1 bölü 3. X gördüğümüz yere 1 bölü 3 koyacağız. 1 bölü 3'ün karesini alırsak 1 bölü 9. Eksi 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsak eksi 3 bölü 3'ten eksi 1 eder. Artı 5. Buradan da 1 bölü 9 artı 4'ten. 4 kere 9 36 bir daha. 37 bölü 9 olarak P1 bölü 3'ün cevabını buluruz. Bu şekilde basit hesaplamalar sorulduğunda polinom bir fonksiyondur zaten götürüp yerine koyarız. Bu videomuzda bunları konuşacağız. Şimdi buradan sonraki kısım ise gerçekten çok önemli. Bir polinomdan türetilen yeni polinomlar. Px artı 1. Px artı 1 polinomunu elde etmek için x gördüğümüz her yere x artı 1 yazacağız. X artı 1'in karesi. X gördüğümüz her yere x artı 1 yazıyoruz. Eksi 3 çarpı x artı 1 artı 5. Bunları bulma konusunda çok iyi olmak zorundayız. Bu tarz işlemsel sorular LYS sınavında oldukça fazla gelmektedir. X artı 1'in karesine gelirsek birincinin karesi x kare. X ile 1'in çarpımının 2 katı artı 2x artı ikincinin karesi 1. Artık kare açmalarda falan mükemmel derecede işlem yapıyor halde olmalıyız. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 3'ü dağıttığımızda ise eksi 3 x eksi 3 artı 5. Devam edersek x kare, başka x kareli olmadığı için 2 x eksi 3 x eksi x 1 eksi 3 ve 5. Burada da artı 3 gelir. Px artı 1 polinomu x kare eksi x artı 3'e eşittir. Px kare paraboline geldiğimizde x gördüğümüz yere x kare koyacağız. Px kare eşittir. X yerine x kare koyarsak onun da karesi alınacağı için x üzeri 4 olur.
Bunun yerine x kare koyarsak eksi 3x kare olur. Artı 5. P x kare bu kadardır. P 3x. X gördüğümüz yere 3x koyacağız. P 3x. X gördüğüm yere 3x koyarsam bunun karesini alırsam 9x kare olur. Buraya 3x koyarsam eksi 3 ile çarparsam eksi 9x olur. Artı 5. P3x polinomu da budur. Şimdi işlemsel birkaç soru daha yapıp bu videomuzu noktalayacağız. Yani polinomda değer hesaplama kısmında kendimizi geliştirmek adına, zayıf olanlarımız adına bu video gerçekten önemli. Şimdi polinomumuz px değil de px eksi 2 olsun. X kare artı 5x eksi 1 ise A şıkkında P 4'ü soralım. B şıkkında P 0'ı soralım. C şıkkında P x'i soralım. D şıkkında da P x artı 1'i soralım. Şimdi A şıkkıyla başlayacak olursak bize P4 lazım. İçeride 4 elde etmemiz lazım. X yerine kaç koymak gerekir? 6. X yerine 6 koyarsak P4 elde edebiliyoruz. X yerine 6 konulduğu zaman P4 elde ediliyor. Ve bütün x gördüğümüz yere 6 koyuyoruz. P4 eşittir. 6'nın karesi 36. 5 kere 6 30 eksi 1. Buradan da P4 eşittir 65. P0'a geldik. P0 elde etmek için x yerine 2 koymamız lazım ki içeride 0 elde edebilelim. X yerine 2 koyarsak P0 elde edebiliyoruz. X yerine 2'yi koyuyoruz. P0. 2'nin karesi 4. 5 kere 2 10 eksi 1. Buradan da P0'ın 13 olduğunu buluruz. Şimdi geldik Px'e. Burada x eksi 2 var. Burada Px elde edebilmek için x yerine ne koymamız gerektiğini düşünmeliyiz. X yerine x artı 2 yazarsak Px çıkar. Buraya x artı 2 yazdığımızda 2 ile eksi 2 birbirini götürür ki burada Px elde ederiz. X yerine x artı 2. Burada yazdığımız x artı 2 ikiler gitti. Px çıktı. Burada da x gördüğümüz yere x artı 2 yazıyoruz. X artı 2'nin karesi artı 5 çarpı x artı 2 eksi 1. X artı 2'nin karesini açacak olursak birincinin karesi x kare. X ile 2'nin çarpımının 2 katı. Bunun çarpımı 2x eder. 2 katı 4x. Artı ikincinin karesi 4. 5'i içeriye dağıtırsak 5x artı 10 eksi 1. X kare 4x ile 5x'i toplarsak 9x. 4, 10, 14, 1 de çıkartırsak artı 13 elde ederiz. Px polinomu budur. Şimdi geldik Px artı 1'e. Px artı 1'i elde etmek için buradaki x yerine ne koymalıyız diye düşünmeliyiz. X yerine x artı 3 koyarsak x artı 3 koyulduğu zaman x yerine 3'ten 2 çıkınca 1 kalır ki x artı 1 elde ederiz. X yerine x artı 3. Px artı 1 eşittir. X artı 3'ün karesi artı 5 çarpı x artı 3 eksi 1. Şimdi bunun devamını yapmayalım. Karesini alacağız. Orayı 5 ile çarpacağız. Toplayıp düzenleyeceğiz. Şimdi içerisi bu kadar kolay olmayan daha karmaşık bir
ifade olduğu durumu da inceleyip bu videomuzu noktalayacağız. Daha karmaşık bir ifade ne olsun? Şu aşağıdaki sayfaya geçelim. P 3x eksi 1 eşittir. Burayı da çok zorlu bir şey vermeyelim. 4x artı 3 ise A şıkkı P 1 nedir? B şıkkı P 5 nedir? C şıkkı P x nedir? Şimdi de bu 3 soruya cevap verelim. 3x eksi 1'in 1 etmesi öyle bakarak belirleyebileceğimiz bir şey değil. 3x eksi 1'i alıp 1'e eşitleyeceğiz ki x yerine ne koymamız gerektiğini anlayalım. Eksi 1'i bu tarafa atarsak 3x eşittir 2 olur. X eşittir 2 bölü 3. Anladık ki x yerine 2 bölü 3 yazarsak burada P1 elde ediyoruz. P1 eşittir 2 bölü 3'ü yazdığımızı varsayıyoruz. Buraya da 2 bölü 3 koyarsak 4 çarpı 2 bölü 3 artı 3. 4 ile 2 bölü 3'ü çarparsak 4 ile sadece 2'yi çarparız. Burası 8 bölü 3 eder. 8 bölü 3 artı 3. 3 kere 3 9. 8 daha 17 bölü 3 olarak P1'in değerini bulmuş oluruz. 3x eksi 1'in 5 etmesi. 3x eksi 1'i alır. 5'e eşitleriz. 3x eşittir 6. X eşittir 2 olarak bulunur. X yerine burada 2 koyarsak P5 elde edeceğiz. X yerine 2'yi koyduğumuzu varsayalım. P5 eşittir. Burada da 4 kere 2'den 8 artı 3. P5 eşittir 11 olarak çıkar. A ile B şıkkı neyse. Biraz işlemsel gücü olan herkesin yapabileceği bir şey. Şimdi P3x eksi 1'den PX'e geçişte fonksiyonlarda öğrendiğimiz bir şey vardı. Bir fonksiyonun içerisi x değilken onu x yapmanın yolu içinin tersini x yerine koymaktır. 3x eksi 1'in tersi ne x yerine koyarsak px elde ederiz. Bu bilgi çok önemlidir ve her sene sorulabilme ihtimali olan bir bilgidir. Tehlikeli bir bilgi. Bunun iyi bilmeliyiz. Yani bir polinom veya fonksiyonun içerisi x değilken onu x yapmamız istenirse onun içinin tersini alıp x yerine koyacağız. Bunun tersini almak nasıl gerçekleşiyordu? Fonksiyonlardan hatırlayalım. Y'ye eşitleyeceğiz 3x eksi 1'i ve x'i yalnız bırakacağız. 1'i bu tarafa atarız, ardından 3'e böleriz. Y artı 1 bölü 3 eşittir x. X'i yalnız bıraktığımızda bu içerisinin tersini bulduk. Fakat y'li bir şey koymayacağız. X yerine bu bulduğumuz y'li x'li olarak düşüneceğiz. X artı 1 bölü 3 koyacağız. Buradaki x yerine x artı 1 bölü 3 konulduğu zaman içerisi x çıkıyor. Başlıyoruz işlemi. Bunu koyduğumu varsayıyorum ve burası x çıkıyor. Merak edenler denesin mutlaka. 4 çarpı x yerine de x artı 1 bölü 3 koyuyoruz. Artı 3. 4'ü dağıtırsak burada. 4x artı 4 bölü 3 artı 3. 3 kere 3 9. Şu 4'ün üzerine eklersek. Px eşittir. 4x artı 13 bölü 3 olarak Px bulunur. Bunun C şıkkında konuştuğumuz bilgi çok değerli bir fonksiyon bilgisidir. Dolayısıyla da polinomlara da geçer çünkü polinomlar birer fonksiyondur. Bir polinomun içini x yapmak istiyorsak x değilken içerisinin fonksiyonsal tersini x yerine koyduğumuzda bu gerçekleşir. Bu videomuzu burada noktalıyoruz. Polinomlardaki hesaplama fikirlerinin nasıl olduğunu bir görmek adına
bu videoyu yaptık. Çünkü bunun devamında bu tarz işlemleri kullanacağız ki bunların yapılabilirliğini görmekte bu yüzden fayda vardı. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.